1941 yılıydı. Tüm Avrupa'yı kasıp kavuran İkinci Dünya Savaşı artık kapımıza dayanmıştı. İtalya Yunanistan'a saldırmış, Almanya ise Macaristan ve Romanya'yı işgal ederek Balkanlara hakim olmuştu. Türkiye savaştan uzak durmaya çalışıyor ve Almanya ile karşılıklı saldırmazlık anlaşması görüşmelerine devam ediyordu. Savaş başlamadan hemen önce parasını ödeyip satın aldığımız 4 denizaltıya savaşı bahane ederek el koyan İngiltere ise Türkiye-Almanya arasındaki yakınlaşmadan son derece rahatsızdı. Almanya'ya karşı Türkiye'yi yanına çekmek isteyen İngiltere, sürpriz bir teklifle saldırmazlık anlaşmasını imzalamamamız durumunda denizaltılarımızın verileceğini ve 4 uçak filosunun da hediye edileceğini söyledi. Ancak buna rağmen Almanya ile Türkiye arasında 18 Haziran 1941 tarihinde saldırmazlık anlaşması imzalandı. Buna sert bir tepki vermesi beklenen İngiltere'nin tavrı ise yine oldukça şaşırtıcıydı. İngiliz Büyükelçisi denizaltıların hazır olduğunu, teslim alınması için bir ekibin gönderilmesini talep ediyordu. İngiltere'nin teslimatla ilgili planı da şöyleydi. Denizaltıları teslim alacak olan mürettebat, en geç 25 Haziran 1941 günü Mısır'ın Port Said limanında olacak, burada bekleyen meşhur Queen Mary gemisiyle İngiltere'ye gidilecekti. Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak olaya şüpheyle bakıyor ve savaşın bu karmaşık döneminde birdenbire bu kadar acele olarak bu teslimatın bildirilmesinin altında bir neden olabileceğini söylüyordu. Ancak hükümet, bizi yanlarına çekmek istiyorlar savunmasını yaparak heyetin yola çıkartılması kararını verdi. Türk donanmasının en seçkin denizcilerinden 20 deniz subayı, 63 deniz astsubayı, 68 deniz eri seçildi. Uzun süredir staj yapmak için İngiltere'ye gitmeyi bekleyen 21 havacı da bu kafileye dahil edildi. Milli Savunma Bakanı Saffet Arıkan, askeri kafilenin Mısır'a götürülmesi için Ulaştırma Bakanı Cevdet Kerim İncedayı'dan bir gemi kiralamasını istedi. O da bula bula sahiplerinin yalnız ve yalnız yük taşıyabilir, insan taşımaya uygun değildir dediği eski ve yorgun bir gemi olan Refah Şilebi'ni kiraladı. Refah Şilebi 102 metre boyunda, 15 metre eninde, saatte 8,5 mil hız yapabilen 28 kişi kapasiteli bir gemiydi. Geminin telsizi kendisi gibi eski ve ancak gemi elektriğiyle çalışıyordu. 24'er kişilik sadece 2 filikası vardı. Can yeleklerinin sayısı ise gemi personeline yetecek kadar bile yoktu. Kafile komutanı Yarbay Zeki Işın, kafileyi Mısır'a götürecek gemi olarak Refah Şilebi'nin seçildiğini öğrenince, denizcilik müsteşarı Amiral Ali Ülgen'in huzuruna çıkarak, ''Sayın komutan, bu geminin son derece bakımsız ve yetersiz olduğu biliniyor. Bizi Akdeniz'de savunmasız yola çıkartmak, göz göre göre ölüme göndermek olacaktır dediğinde, Amiral Ülgen'in cevabı, aldığınız emre uyun olmuştu. Gemi Mersin Limanı'na geldiğinde 58'er geminin ambarına doldurulurken kafilenin diğer üyeleri bulabildikleri yerlere yerleşmişlerdi. Hatta filikaların içi bile dolmuştu. Yola çıkılmadan birkaç saat önce ilginç bir olay yaşandı. İngiltere konsolosu gemiye gelerek Mısır'a onların istediği rotadan gidilmesini söyledi. Bu rotaya göre Kıbrıs'ın batısından ilerleyerek açık denizden Mısır'a dosdoğru hareket edilecekti. Ancak güvenli bir yolculuk olup olmayacağını garanti edemem diye de ekledi. Aslında belirlenen istikamet Mersin'den çıkılarak Suriye kıyı şeridi takip edilecek ve açık denize çıkılmadan Mısır'a ulaşılacaktı. Alman, İtalyan, Fransız savaş gemilerinin ve denizaltılarının cirit attığı Akdeniz'i savunmasız bir şekilde İngiliz Büyükelçisi'nin söylediği rotayla geçmeye çalışmak bir nevi intihar gibiydi. Nihayet 23 Haziran 1941 günü gemi onların istediği istikamet doğrultusunda Mersin limanından hareket etti. Henüz 5 saat geçmişti ki
Mersin'in 20-25 mil açıklarında saatler gece 11'i gösterdiğinde kulakları sağır eden korkunç bir patlama sesi duyuldu. Denizden gelen bir torpil şilebe isabet etmiş ve gemide büyük bir gedik açılmıştı. Patlamayla birlikte iki filikadan biri içinde uyuyanlarla birlikte havaya uçtu. Elektrik düzeneği bozulduğundan elektrikler kesildi ve telsizler çalışmadı. Güvertedeki askerlerin çoğu patlamayla şehit düşerken, kimileri ise can havliyle kendilerini attıkları denizde boğularak can verdi. Gemi tam 4 saat su yüzeyinde durmayı başardı. Ancak 4. saatin sonunda ikinci bir patlamayla gemi ikiye ayrıldı ve sulara gömüldü. Bir yarbay, 10 yüzbaşı, 4 üsteğmen olmak üzere 15 deniz subayı, 48 deniz assubayı, 63 deniz eri, 16 hava harp okulu öğrencisi asteğmen şehit olmuştu. Biri sivil kaptan olmak üzere 25 gemi mürettebatı da bu facianın kurbanları arasındaydı. Şans eseri gemiden indirilebilen son can kurtarma filikasıyla toplam 28 kişi kurtulmayı başarmıştı. Daha sonra kurtarma çalışmaları sırasında denizde tahtalara tutunarak hayatta kalabilen 4 er daha sağ salim kurtarıldı. Böylece 200 kişilik kafileden 168 kişi şehit olmuştu. Şilebi Almanların, Fransızların, İtalyanların veyahut İngilizlerin batırdığına dair bir takım iddialar ortaya atıldı. Ancak resmi olarak hiçbir devlet bunu kabullenmedi ve olay karanlıkta kaldı. Savaş ortamı olsa da rotanın olması gerekenden farklı belirlenmesi, eski bir geminin seçilmesi, yeterli sayıda filikanın olmaması bu faciaya zemin hazırlamıştı. Faciadan sonra Milli Savunma Bakanı Saffet Arıkan ve Ulaştırma Bakanı Cevdet Kerim İncedayı baskılara dayanamayıp istifa ettiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Refah Şilebi ile ilgili açılan soruşturma 18 Aralık 1941 tarihinde sonuçlandı ve istifa etmiş olan bakanlar suçsuz görüldü. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü de olayın üzerinde çok fazla durmadı. Çünkü Refah faciası İngiltere'nin apaçık Türkiye'ye bir mesajıydı ve mesaj alınmıştı. Bir yıl kadar sonra Fransızların gemiyi yanlışlıkla batırdıkları yolundaki ortaya çıkan bulgular üzerine gizli pazarlıklar sonucu iki savaş gemisi tazminat olarak Türkiye'ye verildi ve olay tamamen kapatıldı. Tarihe Refah faciası olarak geçen bu olay hükümet tarafından basit bir deniz kazası olarak görüldüğünden ölenler şehit de sayılmadı. Bunun üzerine hayatını kaybedenlerin yakınları dava açtı ve ancak 10 yıl sonra bu davanın kazanılmasıyla 27 Haziran 1951'de çıkarılan kanunla şehit olarak kabul edildiler. Olaydan 31 yıl sonra 1972 yılında Mersin Limanı'nın yanında bulunan Atatürk Parkı'na Refah Şehitleri Anıtı dikildi.